Yanlış dua etmeyelim, beddua etmeyelim. Bakın, beddua için mesela onu da söylemek istiyorum izninizle. Tabii ki. Atalarımız yazma eserlerde demiş ki zarar gördün. İlahi makamın tek sahibi kim? Evrenin, bizlerin, yüce Rabbimiz. Adına Allah deriz, Tanrı deriz, ne dersek diyelim. O her şeyi gören ve bilendir. Senin ilahi mahkemende şu kulundan şikayetçiyim deyip bıraktığımız anda Yüce Yaradan o ilahi mahkemede gerekeni zaten sağlayacak. Ama beddua ettiğimizde ne oluyor? Hayatınızdan çıkaramıyorsunuz o ruhun enerjisini. Tam sizi unutmuş, zarar verdiği noktadan yoluna devam edecekken o enerjiyi gönderiyoruz ve tekrar onun hedef tahtası haline geliyoruz. Bırakmayı bilmemiz lazım sevgili izleyenler. Nasıl ki evimizdeki çöpü bizim düzenli olarak atmamız, temizliği, ferahı evimizde sağlamamız gerekiyorsa duygularımız da böyle. Ve beyin muhteşem bir organ. Zaten bedende iki organ bozulduğu anda Allah esirgesin vay halimize. Biri beyin, diğeri kalp. Tüm metabolizmayı darmadağın ediyor. Bu yüzden beynimizin kodlarını çok doğru şekilde yapılandırırsak istek ve arzularımıza şah damarımızdan bize daha yakın Yaradan'ın izniyle daha kolay erişiriz.